Bu dersimizde ev grubunda bağlı olan bilgisayarlar üzerindeki paylaşılan sürücü ve dosyalara ulaşmak ve ev grubundan ayrılmak nasıl yapılır bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle klasik masaüstüne geldikten sonra dosya gezginini açarak işe koyulalım. Hemen sol bölümde sık kullanılanlar, kitaplıklar ve hemen görüyorsunuz ev grubunu, bilgisayarı ve ağ üzerinde olan, yani ev grubu değil de direkt bağlı olduğunuz ağ üzerindeki paylaşımları rahatlıkla buradan, bu bölümden ulaşabiliriz. Ev grubunu açtığımızda oxotraining.learning olarak bir PC görünüyor. Şu anda tek bilgisayar bağlı olması sebebiyle sadece kendi bilgisayarımızı bu paylaşım üzerinden görebiliyoruz. Eğer bu ev grubuna ikinci bir bilgisayar bağlandığında oxotraining'in altında ikinci bir bilgisayarın ismi olacak, kullanıcı ismi olacak. Üçüncü bilgisayar da üçüncü bilgisayar gibi. Burada bütün ev grubu altında bütün bağlanan bilgisayarların ve hemen onların içerisine girince de bağlandığı, paylaştığı klasörleri rahatlıkla buradan görebileceğiz. Örneğin biz neredeyse her şeyimizi paylaşmışız. Belgeler klasörü içerisinde belgelerim, müzikler klasörü içerisindeki müziklerimizi, şu anda ev grubu üzerinden ulaşıyorum. Yani bu şu anda oxotraining başka bir bilgisayar olabilirdi. İkinci bir bilgisayar bağlı olsa, bu bilgisayar üzerindeki müziğin klasörünü paylaşmış olsa karşı taraf, biz o klasöre direkt kendi bilgisayarımızdaki gibi ağ üzerinden görüp paylaşabiliriz, kullanabiliriz. Bu şekilde ev grubuna rahatlıkla ulaşabiliriz. Bir de ağ bölümümüz var. Hemen ağ bölümü içerisinde gördüğünüz gibi oxotraining yine kullanıcı ve user. Bu user'lar içerisinde de Ersin PC gibi kaç adet user varsa bunların da rahatlıkla A üzerinden görebiliyoruz. Çünkü biz A üzerinde görünmesini gerektiğini söylemiştik. Bu bölüm içerisindeki ilk videomuzda bu görünme işlemi A üzerinde başkalarının bizi görmesi, bizim de başkalarını görmemizi sağlayacaktı. Bu işlemden sonra hemen Windows C kısa yoluyla Charms menüsünü açtıktan sonra ayarlar ve tekrar bilgisayar ayarlarını değiştir bölümünde ev grubundan çıkmak için tek bir butonla çık dediğimiz andan itibaren bu gruptan çıkmış oluyoruz. Ve yeni bir ev grubu var mı diye aynı zamanda arama işlemini yapıyor. Biz tekrar masaüstüne dönelim. Dosya gezginini tekrar oluşturalım. Ev grubuna bakalım. Gördüğünüz gibi artık ev grubunda hiç kimse yok. Yani biz de ev grubundan çıktığımız için kendimizi de göremiyoruz. Başka bilgisayarda olmaması sebebiyle şu anda gördüğünüz gibi ev grubu içerisinde hiçbir paylaşılmış dosya yok. Fakat A grubunda gördüğünüz gibi A üzerinde, yani ev grubu dışında bu hatta bağlı olan, yani kendi evinizin içerisindeki ya da modeminize bağlı olan bilgisayarları buradan rahatlıkla görmeniz mümkün olacaktır.